Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi nektarinin faydalı nelerdir onu anlatacağım. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. Nektarin şekil olarak şeftaliye benzeyen, aynı zamanda şeftali gibi C vitamini deposu olan bir meyve türüdür. Yaz aylarında vazgeçilmezi nektarin tüysüz ve rengi kırmızıya yakın, daha sert olmasıyla yeniden 70'e severek tüketilir. Peki nektarin faydalı nelerdir? Hangi hastalıklar iyi gelir? Sağlık açısından faydaları arasında hücre fonksiyonlarını arttırmasını, kardiyovasküler yani kalp sağlığı koruması, sindirim sorunları iyi gelmesi, kanser oluşumunun engellenmesi, içeriği yüksek besin değeri ile vücudun bağışıklık sistemi koruması, cildinizi saf ve temiz tutması, sağlıklı olmamızı sağlar, obezite riskini azaltması ve hamilelikte harika bir atıştırmalık özelliği sağlaması nektarın genel olarak faydaları oluşmaktadır. Bir orta boy nektar 62 kalori değerine sahiptir ve iyi bir vitamin ve mineral ve lif kaynağıdır. Nektarın ayrıca orta boy yaprak döken bir ağaç meyvesidir. Nektarın çiçeği de bulunur. Onun renkleri ise pembesi beyaz rengindedir. Tek bir çekirdek etrafında sulu bir ve sarı renkte bir ete sahiptir. Nektarin ayrıca bir meyve olarak oldukça sağlıklıdır ve sağlık açısından birçok yararı vardır. İçerisinde herhangi bir doymuş yağ bulunmaz. Tam aksine antioksidan, vitaminin, mineral ve besin değerleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Nektarin hangi rahatsızlıklara iyi gelir? İşte nektarın yararları. Nektarin nedir? Nektarin aynı zamanda erik ve şeftali gibi rosa C A E ailesine ait lezzetli bir meyvedir. Aslında şeftali gibi üzerinde tüy olmamasının dışında birebir aynı görünmektedir. Sıcak iklimli bölgede yetiştirilen noktaların soluğu meyvelerin içinde sert bir tohum bulundurur. Botanikte ismi Pranus persica olarak bilinir. Nektarin bağırsak sağlığı desteklemekten bağışıklığı güçlendirmeye kadar çok çeşitli sağlık faydaları içerir. Nektarin faydaları nelerdir? Antioksidan: nektarin tam bir antioksidan kaynağıdır. İçerisinde antioksidan çeşidi olarak karotenoidler, polifenoller ve C vitamini bileşenleri bulunur. Ayrıca küspesi ve kıyaslanası olduğundan yüzeyinde çok daha yüksek oranda bu antioksidan bileşenleri barındırır. Bu yüzden tek yapmanız gereken nektarin yıkamak ve soymadan tüketmektedir. Antioksidanların görevi vücut direncini artırmak, serbest oksijen moleküllerini nötrlemek ve serbest radikallerin elektron düzeyini bozarak kontrolsüz bölünmelerini engellemektir. Kilo verme: nektarın düşük kalori yapısı sayesinde kilo verme isteyenler için harika bir meyvedir. 100 gram nektarın 44 kaloridir ve yalnızca doymamış yağlar içerir. Nektarın lifli içeriği ile uzun süre tok kalmanızı sağlayacak, kilo vermenize yardımcı olur. Göz sağlığı: nektarın bir diğer faydası da göz sağlığını korumaktır. İçerisinde bulunan lutein önemli bir besleyicidir.
göz sağlığını koruyucu bir etki yapar ve yaş ile alakalı olarak ortaya çıkan makula dejenerasyonu rahatsızlığını önlemede etkili bir rol oynar. Ayrıca lutein oldukça güçlü bir antioksidan olduğu için nükleer katarakt riskini azaltır. Lutein gözün mukulla pigmentine yerleştirir. Oksidatif stresi ve yüksek dalga boyuna sahip ışınlarının zararlı etkilerinden gözün retina tabakasını korur. Son olarak nektarinde bulunan beta karotende A vitamini sentezinde görevlidir. A vitamini de gözün görüş kısmını ve körlük gibi hastalıkları önler. Kanser. Nektarin klorojenik asit içermektedir. Bu asit çeşidi de tümörlerin ve başta kolon kanseri olmak üzere diğer kanser çeşitleri önlemek gibi doğal bir bileşendir. Ayrıca içerisinde bulunan beta karoten de akciğer kanseriyle savaşmakta etkili bir rolü oynar. Kanser ile savaşma işlemini asıl olarak antioksidanlar yapar. İlk olarak tümör ve ilerleyen zamanlara kansere sebep olan serbest radikaller bu süreci kontrolsüz bölünmeye uğrayarak gerekleştirirler. Kontrolsüz bölünme işlemi vücudun hangi kısmında gerçekleşiyor ise o bölgeye ait kanser hastalığı oluşur. Bunu önlemek için antioksidanlara ilaç doyulmaktadır. Antioksidanlar serbest radikal elektron düzeni bozarak kontrolsüz bölünmeleri engeller. Bu şekilde kansere korunmuş olursunuz. Bu yüzden antioksidan tüketimlerine özen göstermeniz gerekir. Bağışıklık nektarin bir diğer görevi de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. İçerisinde bol miktarda C vitamini, çinko ve diğer koruyucu folik asit gibi antioksidan bileşenleri bulunmasından dolayı vücudun bağışıklık sistemini artırıcı etki yapar. Böylece vücudun enfeksiyonlar ile savaşmasına yardımcı eder. Bağışıklık sistemi kuvvetlendiren bileşenler başta soğuk algınlığını iyileştirilmesi için olan yaralar daha çabuk düzelmesi ve diğer hastalıkları önlemede de oldukça etkilidir. Bu yüzden hastalıklardan korunmak adına yeterli miktarda antioksidan takviyesi gerekir. Cilt sağlığı. Nektarinde bulunan bio tatlandırıcılar cilt sağlığı korumasını sağlar. Ayrıca beta karoten C vitamini ve lutein gibi antioksidan bileşenleri de cilt sağlığını korunması adına savunucu etkiler yapar. Beta karoten C vitamini sentezini sağlayarak UV ışınlarının cilde vermiş olduğu hasarları önler. C vitamini de kolajen üretimini teşvik eder. Kolajenlerin vücuttaki görevi de cilt hücrelerinin genç kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca nektarinde bulunan luteinde serbest radikallerin cilde yapacağı zararlı etkilerden ve güneşten gelen UV ışıklarından korur. Sindirim. Nektarin doğası gereği içinde bulunan lif ve alkalin sindirim sistemi korunmasını sağlar. Ayrıca diğer hastalıklar için de etkilidir. İçerisinde bulunan lif de suyu absorbe eder. Yani emilimini sağlar. Bağırsak hareketlerini düzenler ve gastrit, ülser ve kabızlık gibi
çözülmesine yardımcı olur. Nektarın diğer bir işlevi de vücutta atık olarak bulunan ve zararlı etkiler veren toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Potasyum eksikliğini önler. Nektarin düzgün sinir ve hücresel işlev için gerekli olan potasyum içerir. Nektarinde bulunan potasyum protein sentezinde kasların işleyişinde elektrolit dengesinde optimum karbonhidrat kullanılmasında ve metabolik süreçlerinin desteklenmesinde yardımcı olur. Vücuttaki potasyum açığı kas gücünü bozabilen ve kalp ritim bozukluğu neden olabilecek hipokalemi gibi sorunlara neden olabilir. Hücre sağlığı. Nektarın içerisinde hücrelerin ve dokuların normal fonksiyonlara devam edebilmeleri için gerekli olan temel mineral fosfor bulunur. Nektarinde bulunan fosfor, sağlıklı ve güçlü dişlere sahip olmanızı, kemiklerinizi kuvvetlenmesini ve karbonhidrat ile yağların metabolizmaya katılmasını sağlar. Diğer hücresel görevi ise sinir iletimini sağlanması, normal kalp atış hızını elde edilmesi ve hasarlı hücrenin onarılmasının yapılması gibi faydaları vardır. Ayrıca nektarın içerisinde bulunan demir kırmızı kan hücreleri için hemoglobin üretimi sağlar. Büyümesinden ve gelişmesinden de demir minerali sorumludur. Nektarın besin içeriği. Nektarın düşük kaloridir. Ancak bir takım önemli mikro besinler birlikte lif, C vitamini ve A vitamini içerir. Bir orta boy nektarın yaklaşık olarak aşağıdaki açıklama kısmına koyacağım. 62,5 kalori, 15 gram karbonhidrat, 1,5 gram protein, 0,5 gram yağ, 2,4 gram lif, 7,7 miligram C vitamini günlük ihtiyacın %13'ü, 471 IU vitamin A günlük ihtiyacın %9'u, 285 miligram potasyum günlük ihtiyacın %8'i, 1,6 miligram niasin günlük ihtiyacın %8'i, 0,1 miligram bakır günlük ihtiyacın %6'sı. Nektarin besinlerin yanı sıra az miktarda manganez, fosfor, K vitamini ve E vitamini içerir. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone bile kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.